Evet, yeni sezona yaklaşıyoruz. Koronavirüsü var dünyada. Bayağı bir insanlar tedirgin, esnaf tedirgin. Ne olur siz bir turizmci olarak nasıl görüyorsunuz? Tabii şu an konjektör şunu gösteriyor, rezervasyonlar zayıfladı. İnsanlar tedirgin ama Nisan'dan itibaren tekrar hayatın normale döneceğini düşünüyorum. Çok da panikleneceğini düşünmüyorum. Çünkü koronavirüsünün Avrupa'da da Mart'ın sonunda her şeyin normal vereceği diye bir izlenim alındı. Rezervasyonlar normale döner. Herkes paniklenesin. Asıl ülkenin pozisyonu önemli. İnşallah Suriye'den herhangi bir sıkıntı olmadan çıkarsak normal bir sezon yaşarız. İngiltere'den de Türkiye ile ilgili en güvenli tatil bölgesi Türkiye diye bir açıklama yapıldı. Bu da bir rahatlayıcısı olmuştur galiba. Tabii ki şu an dünyada koronavirüsün risk altındaki ülkelerinden başında Türkiye, hiç bir vaka yakalanmadı. Evet. Buna Polonya, Meksika ender ülkelerden biri. Biz bunu lehimize de çevirebiliriz. Ben Avrupa'ya şimdi seyahate çıkacağım. Evet. Ekleyeceğim şu, eğer koronavirüsten korunmak istiyorsanız Türkiye'ye gelin. Bir de güneş de çok etki yapıyormuş koronavirüs ile ilgili. Koronavirüsünün ölmüş derecesi 27 derece. Evet. Japon bilim adamlarının açıkladı. Zaten biz 40 derecelerdeyiz. Evet. Nisan'dan itibaren bunun dünyadan yok olacağını düşünüyoruz. Belki de koronavirüsüne kapılmamak için de Marmaris'e gelenler olabilir. Evet. Aynen, fırsat olsun diyoruz. Evet. Madem virüsten kaçmak istiyorsanız gelin Türkiye'ye diyoruz. Burası sıcak bir ülke. Burası güvenli. Böyle diyeceğiz. Şimdi ben zaten Avrupa seyahatinde bunu işlemeye çalışacağım. Evet. Vatandaşlarımız çok paniklemesinler. Her şey normal gibi devam etsinler diye düşünüyorum. Ben çok, öyle yapıyorum şu an. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Turizmle ilgili son durum nedir? Koronavirüsü etkiledi mi? Maalesef aslında her yıl bir hastalık, salgın hastalık var. Geçmişte kuş gribidir, domuz gribidir. Bugün günümüzde koronavirüsü aslında geçmiş yıllardaki bu vakalara göre her ne kadar kaybedilen insan sayısı az olmasına rağmen etkisi daha büyük oldu. Ve birçok ülkeye sıçraması insanlarda en kolay bir şekilde ithal edilecekleri seyahat bir yerden bir yere gidişinde hem devlet kararıyla hem de kurumlar kararıyla iptal yönüne gitmekte. En büyük olumsuzluk da bu. Bir hafta içerisinde 3 tane büyük etkinlik iptal edildi. En sonunda ITB dünyanın en büyük fuarıydı. Belediyenin özellikle Berlin Belediyesi'nin yapılması kararına rağmen hükümetin, Alman hükümetinin aldığı karar doğrultusunda ne yazık ki ITB iptal edildi. Orada aslında hem bölgemiz hem de ülke turizmi açısından, dünya turizminin trendleri açısından da istatistik bilgileri almak, ikili görüşmeler için çok iyi bir platformdu. Bundan mahrum kaldık. Ama şu anda görüntü hiç de hoş değil. Ülkemiz özellikle bölgemiz turizm açısından da iyi sinyaller değil. Bir de İngiltere'nin Türkiye'yi güvenli olarak ilan etmesi nasıl etkiler? Evet, zaten bizim en büyük pazarımız İngiltere, sizlerin de bildiği gibi. Geçen hafta kendi dergilerinde yayınladığı gidebilecek 4 ülkeden bir tanesi Türkiye olarak çıkmıştı. Ama dün itibariyle İngiltere'de, özellikle İspanya'nın bir adasında İngiliz vatandaşlarının karantinaya alındığı ve İspanya'ya gidişlerini engelleyici tarzda kararlar alındığı haberi geldi. Umarım hala Türkiye onlar için gidebilir ülkeler listesinde olur ve 1 milyon üzerinde beklediğimiz İngiliz misafirler de burada ağırlarız. Bir de koronavirüsü için güneş etkiliyormuş. Türkiye'nin de Marmaris'in özellikle güneşi fazla 40-50 dereceye varan bir güneş sıcaklığımız var. Evet, bizim de beklentimiz o yönde. Aslında evet, virüsler daha çok soğuk iklimlerde çoğaldığı, ürediği ve yaygınlaştığı sağlıkçılar tarafından söylenmekte. Havaların ısınmasıyla bu tür virüs vakalarında azalacağı, dolayısıyla ülkemizde de bugüne kadar kontrol altında olan bu hastalığın hiçbir şekilde görülmemesi ümidiyle en kısa sürede atlatırız ve sezona iyi bir başlangıç yaparız. Teşekkür ederim. Teşekkür.